Bu kumandalarında pil değişimi, tamiratı, yedeği, kap değişimi hepsini yapıyorum. Bu makinelerin tek tek ayrı ayrı özellikleri var. Kimi normal anahtar, kimi bir yıl anahtar, kasa anahtarım, pandoraflı araba port anahtarlarım. Hepsinin makinesi ayrı ayrıdır. Bunları öğrenirken tabii ki ayrı ayrı üzerine düşe düşe öğreniyorsun. İlk başta zorlanıyordum. İlk tabii şey yaptığımda ama sonradan sonra alıştım. Şimdi gözü kapalı anahtarımı alıp gözü kapalı bağlasam yapıyorum. 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Mesleği nasıl başladım denirse evlendiğimden bu yana devam ediyorum. 17 yaşında evlendim. Eşimin mesleğiydi. Ben de gelip giderken bu hoşuma gitti bu meslek. Başta bir anahtar yapması nasıl yapılır diye merakla geçtim makinenin başına. Sonradan çok hoşuma gitmeye başladı. Dedim ki eşime ben burada çalışmak istiyorum seninle beraber. Olur dedi. Çocuklarım da o arada biraz büyümüştü. Bu mesleğe geçtim. Şimdi sürekli olarak buradayım. Yapıyorum. Ha, millet tarafından biraz yadırganıyor. Diyorlar ki işte erkek mesleğidir. Yapabilir misiniz? Anahtar getirdik, yapabilir misiniz? Diye bu sorularla da çok karşılaşıyorum. Ama yaptığımı görünce de çok memnun kalıyorlar. Yani 30 yıldır ustalık belgesi olmak şartıyla, ustalık belgesi olmak şartıyla bu mesleği yapıyorum. Bir ara usta belgelerini veren bir okulumuz vardır. Onda öğretmenlik de yaptım. Yani mesleğimi severek icra ediyorum. Tabii ki mesela vatandaş geliyor diyor ki ya biz anahtar yaptıracağız ama kimse yok mu? Ben varım diyorum. Siz yapabiliyor musunuz? Yaptığımı görünce ya E'yi falan çok güzel kullanıyorsunuz. Ya çok başarılı bir bayanın bunu yapması, bir erkek mesleğini yapması hep sonradan övgüler alıyorum ama ilk başta ilk gelen müşteri mutlaka tedirgin giriyor. Şimdi bu meslek genelde erkek mesleğidir. Bayan olarak yaptığımdan ötürü tabii ki Türkiye genelinde benim. Uzun yıllardır benim. Ha, yeni yeni çıkmıştır onu bilemeyeceğim ama yıllardır ilk bayan anahtarcı olarak ben bulunmaktayım. Severek icra ediyorum bilmiyorum. Yani immobilizer'la anahtar olsun, kumanda olsun onları da yapıyorum ama vatandaş dediğim gibi ilk geldiği anda ya anahtar yaptıracağız, kumanda yaptıracağız. İşte bunları yapabiliyor musunuz laflarıyla çok karşılaşıyorum. Çok çok memnunum. Çok memnunum ve mesleğime aşığım, severek yapıyorum. Yani tamirat olsun, kilit tamiratı, takımı olsun, hepsinin şeysi olsun ben rahatlıkla yapıyorum ve çok seviyorum. Kapı açmalarda evet zorlanıyorum. Neden? Çünkü artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki kapı açmaya gittiğin zaman karşıdaki vatandaşın iyi olup olmadığını biraz zor. O yüzden genelde pek gitmemeye çalışıyorum kapı açmalara. Gitsem de güvendiğim, bildiğim insanlara gidiyorum. Çünkü artık piyasa o kadar kötü oldu ki bir bayanın bu işlere kendi başına gitmesi, tamam ben mesleğim açısından çok rahat çalışıyorum ama yarımdaki vatandaş öyle olmayabiliyor. Yani kısacası sapıklık burada da öne çıkıyor. İsterlerse insan mutlaka her şeyi başarır. Bu kadın erkeği yok. Mutlaka başarır. Yani istesinler yeter ki ve sevsinler. Yani severse olur gerçi bu meslek, sevmezse biraz zordur. Ama severse başaramayacaklarını zannetmiyorum. Mutlaka ve mutlaka genç kızlarımızın da bu işlere el atmasını isterim, gurur duyarım. Sene 1981'de ben meslek sahibi başladım. Yaklaşık 39 sene oldu. Evlendikten sonra eşim gelirken giderken merak etti. Ben de elimden geldiği kadar destek oldum. Boynuz kulağa geçti. Şimdi ben çırak, o usta oldu. Bayanların çözemeyeceği iş yok. Yeter ki istesin. İstedikten sonra mutlaka çözer. Benim de zaten amacım oydu. Belli bir zaman sonra insan tek başına olduğu zaman canı sıkılıyor. Eşimle beraber olmak bana göre en güzel işlerden bir tanesi. Yani herkes eşiyle çalışırsa daha rahat eder. Kafası da rahat olur. Her dakika yanında çünkü. Bayanlara özellikle destek verilmesini her zaman talep ediyorum. Anahtarcı olmayabilir. Ama başka mesleklerde mutlaka devam ediyor. Bizim normal anahtarlarımız bu makinede yapılmaktadır. Bu makinede de yaptığımız anahtar toplam 10 saniye sürmektedir. Bunu bu şekilde pilin değiştirip, bu şekilde yerleştirip, yani dediğim gibi sırf pille değiliz biz. Komple hepsini yapıyoruz. Yapıyorum yani. Tabii ki bu mesleği yaptığım için de kendi iş yerimi açmaya hak kazandım ve bu belgeyi de verdikleri için teşekkür ederim.